Mısır koçanları çok çabuk yanar ve küle dönüşürler. Bu gördüğünüz şey ise yakacak odun kadar ısınır, kömürden daha uzun yanar ama daha temiz, daha yeşil ve ikisinden de ucuzdur. Ve bu aslında bundan yapılmıştır. Size nasıl olduğunu göstermemi ister misiniz? Günümüzde 3 milyara yakın insan evini ısıtmak ve yemek yapmak için kömür yakıyor. Kömürün çok da ucuz olmadığını biliyor olmalısınız. Buna ek olarak yakıldığında kirli bir duman çıkarır ve odundan yapıldığı için de ormanların tahrip edilmesine katkıda bulunur. Haiti'deki ormanların %98'inin yakacak elde etmek için kesildiğini biliyor muydunuz? Bu tip yakıtlar için bir alternatife ihtiyacımız var. Kömürün nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz? Öncelikle ağaçları kesmek gerekir. Elde edilen odunlar kapalı ortamlarda tutulur ve oksijensiz bırakılır. Bu sayede odunlar kül yerine kömüre dönüşürler. Elde edilen kömür bağlayıcı bir solüsyonla karıştırılır, sıkıştırılır ve kullanmakta olduğumuz briketlere dönüştürülür. Ve böylece işe yarayan ama aynı zamanda problemli bir yakacak elde etmiş oluruz. Bu sürece müdahale edip her şeyi daha iyi bir hale getirmek ister misiniz? Kömürleştirme sürecinin pahalı yanı kullanılan alet edevattır. Bunun gibi devasa bir kutu yerine bir varili üst kısmına büyük, alt kısmını da küçük delikler açarak kullanabilirsiniz. Yakabilmek için altına büyük taşlar sıkıştırın. Üzerine de bir kapak bulun. İşte size ucuz yollu bir ocak. Kömür malzemesini briket haline getirmek için de bir şeye ihtiyacımız var. Bu D-Lab'in ilk preslerinden biri. Kömür ve bağlayıcı karışımı buradaki deliğe döker. Pistonu bu şekilde yerine yerleştirir. Aşağı kısımdaki paneli açarız ve işte size bir adet briket. Bu tasarımı 20 dolara mal edebilirsiniz. D-Lab'deki mühendisler bunu da iyileştirmek istedikleri için üretimi kolaylaştırıp kullanılan malzemeyi biraz daha azaltabilmek için briketin şeklini kareye dönüştürdüler. Bu alette kömürü almak için kalıbın kendisini kullanıyorsunuz. Pistonu sıkıştırıyoruz ve işte yeni briket. $2 mal edebileceğiniz bu tasarımı üretmek daha kolay ve briket yapımı daha hızlı. Alet edevat kısmını halledip masraflarımızı azaltabildiğimize göre sırada daha temiz bir kömür elde etme işi var. Dumanın kömürü yakarken değil de yaparken çıkmasını sağlayabilirsek insanların elleri de duman altı olmaz. Ocağın kapağını sürecin ilk 5 dakikasında açtığımızda dumanın dışarı çıkmasını sağlayabiliriz. Varilin üst kısmına delik açmamızın sebebi de bu zaten. Peki odun yerine kurumuş mısır koçanı, mısır kabuğu, fasulye sapı ya da muz kabuğu kullanırsak ne olur dersiniz? Tarım atıkları olarak da adlandırabileceğimiz buna benzer şeyler ne yazık ki çöp olarak değerlendiriliyor. Ama eğer bu atıkları kömür yapımında kullanırsak birdenbire çöpten hazine yaratmış oluruz. İşte çöpün hazineye daha ucuz, daha temiz ve sürdürülebilir bir yakıta dönüşme hikayesi.